Siz ne diyorsunuz? Hem bu atışmaya hem bu Özgür Özel'in yaklaşımına yani biz aday olamadığı için biz iktidara gelmeyelim. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenelim ve tarihe böyle geçelim yaklaşımını. Evet şimdi hem Can'ın hem de Murat İdil'in söylediklerinin birkaçına şöyle katıldığım yerler var, itiraz ettiğim yerler var. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partililer Erdoğan'ın kendi girdiği herhangi bir seçimde Erdoğan'ı yenemedi. Yani İstanbul'da biz Erdoğan'ı yendi diye görmek nedense bu Ankara İzmir için söylenmiyor veya diğer iller için. Orada Erdoğan'ın kendisi yarışmadı. Evet Erdoğan çok iddialı konuştu. Hı hı. Çok önemlidir dedi benim için. İstanbul alan Türkiye'yi alır dedi. Ama orada Binali Bey ve Murat Kurum yarıştı. Erdoğan'ın kendi yarışmadı. Erdoğan'ın kendi girdiği 18 seç 17 seçim 16'sını Erdoğan kazandı. Yani bu son seçimi kaybetti hı hı. Erdoğan. Ama onun dışında girdiği, girdiği bütün seçimlerin hepsini kazandı. Dolayısıyla CHP'nin hakikaten Erdoğan'ı yenebilmesi için yani Erdoğan'ı yenmesi lazım partiyi değil. Parti zaten MHP ile beraber 51-52'yi buluyor veya Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah gibi. Dolayısıyla burada muhalefetin Erdoğan'ı yendik demesi ben doğru bir argüman olarak görmüyorum. Bir de 2007 referandumunu da söyleyeyim. 2007'de o zaman muhalefet, iyi hatırlayalım halk cumhurbaşkanını seçsin. Hani AK Parti %34 ile 360 vekili var. O zaman muhalefet de destek verdi ve %69 evet oyuyla referandumda 2007 Ekim ayında geçti. Dolayısıyla yine 2010 referandum %58 ile geçti. Ki bugün Can Atalay'ın mesela bireysel başvuru hakkı ki ben oradan Can Bey'i haklı buluyorum. E, bu anayasayla bu değişikliklerle oldu. Ergenekon balyozdan çıkanların hepsi bu 2010'dan gelen referandumlarla bir şeyle bireysel hak da çıktı. Onlar olmasa o insanların hiçbir çıkamazdı. Yani istediğiniz kadar FETÖcüleri dağıtın devletin içinden atın. 2010 referandumu birçok anlamda bence olumlu olduğunun e, görülmesi bireysel lazım. bireysel hakkının tanınması. Evet. O yani Avrupa'da da çok önemli bir hak o bence ki bakın Can Atalay'dı ki bence anayasayı orada anayasa Mahkemesi yok sayıldı. Dolayısıyla ben orada hani bunu doğru şey doğru görüyorum. Şimdi burada şu şey şu Şimdi ekonomi deydi Murat haklı olarak doğru bugün hakikaten çok tartışmaya bile gerek yok. Yani ekonomi yıkıcı, yakıcı devam ediyor. Evet büyük rakamlar iyi geliyor ama halka yansıyan bir şey göremiyoruz daha. Yani bu ne kadar evet bir ışık görünüyor ama yansıyıp yansıyıp anlarız onu. Yani konuşmamıza da gerek yok. Aa, evet ev fiyatları düşmüş, kira düşmüş konuşmamıza bile gerek kalmaz. Yani o odur zaten yani Aha. düşmüştür. Şimdi öyle bir şey yok ama 2023 de böyleydi. Yani 2023'te de buralarda konuşurken muhalefet gene söylüyorum. Burada bütün CHP'liler ve İYİ Partililer kimi artık aday kimi koysak seçeriz. Bizim çok adayımız var. Bütün İYİ Partili CHP'li milletvekilleri böyle dedi. Ama kaybettiler. Ve meclisi de kaybettiler. Hani meclisi alırız kesin diyorlardı. Cumhurbaşkanlığı belki son anda meclise gitti. Ve bakın AK Parti'nin en zor seçimiydi. Dolayısıyla herhangi bir seçim bugün de olsa 2026-27 de olsa bence muhalefet açısından daha zor. Çünkü bir kere hükümetin başı sonu belli. Yani Erdoğan var, MHP var, Bahçeli var. Dış politikada ne yaptığı belli, iç politikada ne yaptığı belli. HDP konusundaki duruşu belli, teröre karşı duruşu belli, ekonomideki duruşu belli. Ki zaten birazdan Gürkan açıklar. Yani onun son yaptığı anketlerde de dün bir Evren Balta Cansu ile konuştu. T24'te onu da dinleseler. Dış politika ve terör olduğunda AK Parti'nin rakibi yok MHP'nin. Açık ara 70-80 çıkıyor. Yani CHP'lilerin de İyi Partilerin de çoğunluğu ya bu hükümet bu konularda iyi diyor. Terörü bitirdi diyor. Dış politika iyi diyor. Demin canın altını çizdiği gibi yani Erdoğan düşmanlığını buralara getirdiğiniz zaman iş yapmıyor bu. Çünkü halk da onu görüyor. Şimdi muhalefetin orayla tamamlayayım. CHP hep söylüyorum bunu söylüyorum. Erdoğan'ı bir kere yenmek istiyor. Çünkü yenemediler. Yani 2014, 18, 19, 23, 4, 2007 olmadı kendi girdiğinde. Şimdi dolayısıyla da Özgür Bey bence şunu diyor. Sen 2028'den önce bir erken seçim yani mecliste seçim kararı alalım dersen biz destek veririz diyor. Özgür Bey 2025 26 olarak şöyle düşünüyor. AK Parti ekonomiyi toparladığını düşünecek, seçime gidecek, biz de evet deriz diyor. Bu açıklamadan sonra anlıyoruz ki 2027'de de e eğer Erdoğan erken bir seçim... Ona, ona, da, ona da, da evet ışık diyecek. Çünkü diyorsun? yaktı. Çünkü kaçacak bir yeri yok. Şimdi Erdoğan seçime gidelim derse, hmm. siz de zaten biz artık çok rahat kazanıyoruz dediğiniz bir ortamda seçim yapmayalım derseniz kendi kitleniz nezdinizde de mahcup olursunuz. O, o açıdan da diyecek. Ha burada CHP'nin handikabı bence gene aday meselesi olacak. Çünkü gene dün Murat'la da çok detaylı konuştuk. Yani CHP meclisi bakın bugün bile gelirken baktım işte adayları konuşuyorlar. Kendileri konuşuyor yani <laughs> odur diyor budur diyor. Kendilerinin konuşması normal çünkü kendileri bilmek istiyorlar. Evet, evet. Yani ama Karşılarına ne çıkacağını büyük hata, büyük hata sevgili Serap Hanım. Büyük hata yapıyor. Sevgili Serap Hanım şey anlamda hata söylüyorum. Mı diyorsun? Hata mı diyorsunuz? şey mi? anlamda söylüyorum. Büyük hata Yani aday Özgür Bey mi, Kemal Bey mi, işte Ekrem Bey mi, Mansur Bey mi tartışmaları bence e, yanlış bir yere götürür muhalefeti adayın ben olsam ben bugünden yani otururum kurultay bittikten sonra hı hı. aday kim olacaksa çünkü belli ki 2027'de ben ben 2027 Kasım'ı öngörüyorum veya mart nisan da olabilir seçim çünkü Erdoğan bir sene önceden 6 ay önceden bunu yapayım diyecektir. Ee, çünkü yaşı da o tarihlerde 73 olacak. Bir 5 yıl daha kazanırsa sene. Yani o tarihe kadar götürmek istiyor. O açıdan da CHP bence bu açıklamasıyla elini kolunu bağladı. Ama ee, şöyle bir şey var. Demin bu gene Murat'ın dediği. Şimdi CHP hani %60 yönetse de aldı oy 37.7. ve ee, şimdi burada İyi Parti'nin de oyu var. Orada Dem Parti'nin de oyu var ki son anketlerde Metropol'ün, Gürkan'ın ki ben hep söylüyorum Gürkan 2015'ten beri bütün seçimleri bilen tek kişi. Ee, orada Dem hala %8 ki İyi Parti bence de şu an %3-4 almaz daha yüksek alır. Ha bu 6 mı olur 10 mu olur? O İyi Parti'nin performansına bağlı. O yüzden CHP'nin bu oyunun kalıcı olup olmadığını görmek için bir seçim görmek lazım. O da bir cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimi olacak lazım. Hükümet ekonomiyi toparlasa da şu onun açıdan da söyleyeyim. İşte Sayın Ömer Çelik yani özelin cumhurbaşkanımız ineceğini düşünmesi siyasetten ele alınmaz. yarışması olsa bile yani bu komik finan diyor kötü espri diyor ama ekonomiyi düzeltebilir. Ama onun hemen halka yansıması da biraz zaman ama alacak. Şey ekonomiyi düzeltti diyelim mi? Hemen cepte mi seçim iktidarı ee, için? Şimdi o anki... Ya cep... ekonomi verileri iyileştiğinde ben herkes size bir şey tekrar söyleyeyim. serzenişlerine vazgeçer mi? Ben söyleyeyim. Geçebilir şöyle bakın. Anadolu'da bakın bu seçimde yüzde sekiz sandığa gitmedi ortalama. Bakın yüzde katılım 73-74'te kaldı. Şey 77'de kaldı. Normal genel seçimde katılım 85-86. O yüzden bir seçim görmemiz lazım. Evet CHP başarılı olmuştur. Amasız başarılıdır. Ama hani o Genel seçime bu tekabül edecek mi? Onu görmek Hı -hı. lazım. Anadolu'nun insanının çoğunluğunun hala sağ muhafazakar olduğunu gördük. Çok özür dilerim. Burada bir araya girebilir miyim? Müsaade edelim. Evet. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yargıtay'da yaptığı konuşmada özellikle üzerinde durduğu bir bölüm vardı. Ee, bildiğim kadarıyla SETA'nın raporunda da buna işaret edilmiş. Ben sadece burada tek belirleyici olan şeyin ekonomi olduğunu düşünmüyorum. Evet. Türkiye'de adalet duygusunun aldığı yaranın, çok etkili olduğunu düşünüyorum ama bu ad, tarif ettiğim adalet sadece hukukla ilgili bir durum değil. Adil olmak. Yani gelirde ad, adalet, adil olmak, vergide adil, vergi de adil olmak, adil eğitimde... olmak. Şey eğitimde, eğitimde kadınlara, çocuklara, işte hayvanlara her konuda bu 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 konudaki kırılganlığı, bu duygulardaki yıpranmayı tamir etmek öyle hemen orta vadeli planla bilmem neyle evet. falan kolay iş ama... değil. Bu, bu çok zor yani, asıl iktidar için. 2000, 2020 yani o etki edebilir ya yani etmez demem. ama bakın 2023'te burada ben yani ak bir daha söylüyorum muhalefet bence iyi analiz etmeli. HDP'den kaybet. Yani burada terörü net kınayamamaları PKK'nın GP sadece Hayır şey aday, diyor. Şöyle, aday, o istediğinde aday, aday. şöyle o istediğinde ee, ben de konuyu dağıtmamak için de araya girmiyorum ama şimdi e, ya psikolojik bir değişim yok mu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Geçmiş seçimlerde de kaybedip, son görmek. seçimde kaybedip değişmesi ve yeni bir genel Vartı başkan, var ama iki, baş iki başarılı ama en büyük belediye başkanıyla bakın şimdi, ile... şu an o, Serap o Hanım olması. orada milliyetçi kimliği önde olan bir iyi Parti vardı. Hı -hı. Burada da iyi Parti'nin önemli isimleri hep programlarda beraber olduk. Mesela Kemal Bey'e biz işte dağdaki terörist o hissediğinde burada ben PKK'nın propagandasını yapmam. Dağdaki teröristten o istedi. Hayır hayır dağdaki terörist Kemal Bey'e oy verin diyor. O istediğinde video vardı ya, e, çok 4-5 defa istediler. Biz Kemal Bey'e niye protesto etmiyorsunuz Örgütün <laughs> <dediğimizde, gülüyor> bir, 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 şey kanadı. Evet ama dedi ki. Ha, ama bir şey, şey kanadı. Pardon, ama Kemal Bey özellikle. dedi ki ben de niye örgütün propagandasını yapayım. Halbuki PKK'nın propagandaya mı ihtiyacı var? Zaten bilinen işte ülkemiz için hala tehdit bir örgüt. O şeyler getirdi Anadolu'da geldi. Bakın Mesela bakın 2023 ile 24 ile ilgili size bir analiz yapayım. Yani bir e, Cumhurbaşkanlığı analiz edemiyorum ama meclise İYİ, ve yeniden vefa da katıyorum. Eğer o bir meclis seçimi olsa çoğunluğu gene Cumhur İttifakı alıyordu. Nasıl? Yani Cumhurbaşkanlığını saymıyorum. 2024 yerel seçimlerini yeniden refah Cumhur İttifakı'nda kabul ediyorum. Olsa çoğunluk meclise gene 320'yi buluyorlar. %49'a yakın yani 50'ye yakın bir oyları var. Yeniden refahla. Yeniden refah da bu blokta sayıyorum. Yani şey anlam. Çünkü o insanlar Anadolu'da CHP oy vermedi. Peki. şey yani, yani dolayısıyla ben şöyle uçuna tamam. Siz da Gürkan Bey'e bir de onun araştırmalarını. Yani CHP'nin buradaki şu an avantajı büyük. Top onlarda. Ama bunu iyi oynayabilecekler mi? Sonra AK Parti'nin hamleleri olacaktır. İç, dış, ekonomide, diğer konularda. Çantada keklik diye derse bunu dediği an kaybetti. Bir de birbirlerini destekleyen yazarlar üzerinden işte az önce gene kendi medyalarında o aday olsun bu olmasın bu sır tartışmaya girip adaylık bu içinde boğulurlarsa yani 2023'te gene yaşadıkları hüsranın daha ağırını yaşarlar.